Konuşacağımız çok önemli gündem konuları var siyasete dair. Meral Akşener neden bu kadar kızgın? Ne yapmaya çalışıyor? Neleri açıklayacak? Bunu konuşacağız ama soru şu. Benim sorum şu. AKP küllerinden doğmaya mı çalışıyor? Son anketi ekranımıza getirdik. Bir transfer planı gündemdeydi. Yarın AKP'nin doğum günü ve o doğum gününe de sürprizlerle hazırlanıyorlarmış. Hamza da açıkladı. Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay'la tüm bu başlıkları konuşacağız. Sayın Balbay merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Yanlış mı soruyorum? AKP küllerinden yeniden doğmaya mı çalışıyor? Bunu transferlerle mi yapmayı hedefliyor? Ben bunu sorarken Hamza Dağ'ın açıklaması gündemimizde diyor ki 15'i belediye başkanı, ikisi milletvekili. Başka partilerden isimler geçecek bize ve biz bunu yarın açıklayacağız. Partimizin doğum gününde 23. yıl kutlamalarında diyor. Nedir AKP'deki durum ve bu transferler başlığı? Şimdi tabii sevgili Çoban, anımsayacaksınız yine bizim salı görüşmelerimizde 31 Mart seçimlerinden sonraki durumu değerlendirirken önümüzdeki dönem 3 seçenek var demiştik. Bir, CHP'nin tek başına iktidarı. İki, AKP'nin her yöntemi kullanarak ne yapıp edip yeniden güçlü seçenek olma arayışı. Üçüncü bir yolun ortaya çıkması. Şu aşamada üçüncü yolun ortaya çıkması ile ilgili her şey çökmüş görünüyor. Meral Akşener'in durumu, İyi Parti'nin durumu, Gelecek Partisi'nin ve Deva Partisi'nin artık bir adım yukarı çıkamayacaklarına dair tablo, kendilerine bunu kabul etmesi, yeniden Refah Partisi'nin patinaja girmesi. Yani bu tablo üçüncü yolun artık şu aşamada görünmediğini gösteriyor. Geriye iki yol kalıyor. Ya CHP ya da artık bütün bu sorunlara rağmen sizin deyiminizde küllerinden yeniden doğan, belki de kullarından yeniden doğan da diyebiliriz buna. Kendisinin partinin bu eskilerini tekrar bir araya getirip kırpıp kırpıp onları yeniden yıldız yapıp onlarla birlikte yeniden doğmayı deneyebilir. Bu seçeneğin güçlü olduğunu söylemek CHP'ye böyle üzmek değil, CHP'yi hakaret ya da CHP'yi küçümsemek değil. Tam tersine bence CHP'yi uyarmak. Çünkü siyasette hiçbir zaman mutlak diye bir şey yok yani. Zaten iki kere ikinin her zaman dört etmediğini hep gördük siyasette. İki kere iki bazen bir etti, bazen beş etti, bazen sekiz etti. İşte 2023 seçimlerine altı parti birlikte katıldı, alınan durum ortada. 2024 yerel seçimlerde CHP tek başına katıldı, gelinen durum ortada. O nedenle önümüzdeki dönemi bence iyi okuyanlardan biri Erdoğan. O yüzden de ne yapması gerektiğini ilmek ilmek örüyor. Ve şu anda gördüğümüz tabloda Hamza daha biraz önce açıkladı. İki dedi. Ben hedefledikleri rakamın 11 olduğunu duydum. Belediye başkanlarında mı, şeyde, milletvekillerinde? Milletvekillerinde. O Milletvekillerinde hedeflenen rakam 11. peki hangi 11. partiden? Şimdi Gelecek Partisi'nin üzerine gözler çevrildi. Gelecek Evet. topyekün AKP'ye geçecekmiş gibi açıklamalar yapılıyor. Selçuk Özdağ evet yalanlıyor, biz muhalefete devam ediyoruz, olduğumuz yerdeyiz diyor. Biz Ahmet Davutoğlu'nun bu soruya ne yanıt vereceğini bekliyoruz. O suskundu. Gelecek Partisi'nden mi geçişler olabilir? İyi Parti'den mi geçişler olabilir? Hepsinden önemlisi Sayın Balbay. Şimdi tamam, AKP bunca zaman sonra yurttaşı kucaklamaktan, büyümekten bahsediyor. Buna mecbur kalmış gibi de görünüyor ama nasıl, hangi şartlarda, o vekiller ne için AKP'ye geçecekler? Şimdi tabii güzel bir soru. Hani böyle bir ortamda AKP'ye geçmek için ya kişisel olarak istikbalinizi düşünüyorsunuz demektir ya da AKP'ye geçmekten başka çareniz kalmamış demektir. Bu her türlü yöntem kullanarak. Yani yakın geçmişte anımsadığımız, yakın geçmişte pek çok kişi için kullanılan her yöntemi kullanarak. Yani bu anlamda yani Ankara'da konuşulanları doğrusu AKP'nin bu tür transferler ya da işte partinin kuruluş yıl döneminde güçlü AKP fotoğrafını verebilmek için en az 500 milyon lirayı ayırdığı konuşuluyor. Ankara En az 500 milyon. kulislerinde Evet. Evet. AKP'nin transferler için en az 500 milyon lira ayırdığı Evet. konuşuluyor. Yani Evet. bir Evet. alışveriş söz konusu olacak o zaman burada.
Şimdi tabii ki başka bize söylesinler. Yani Tabii. örneğin Nedim Yamalı eğer hani hakikaten derse ki ben yanılmışım, AKP değişti. Biz de ne değiştiğini merak ediyoruz. Ya da bir başka milletvekili, bir başka kişi geçmeyi düşünen ya da bu konuda Evet. ses çıkarmayan kişiler söylesinler. Biz de ikna olalım demiyorum ama akılcı bulalım. Evet, bu yöntemle geçmek isteyebilir diyelim. Ama toplum katında her ilmek ilmek dökülen artık en son Türkiye'de ayağa çiftçiler kalkar. En son. Ama onlar da ayağa kalkmış. Traktörler artık tarlada değil otoyolda. Bir ülkede traktörler tarladan çıkıp otoyola geçmişse o ülke yoldan çıkmış demektir. Peki O ülke rotasından çıkmış tabii demektir. Sayın Balbay, şunu anlamlandırmaya çalışıyorum. AKP 500 milyon en az vekil transferi için, bu transferler için bütçe ayırdıysa ve bunu para gücüyle yapacaksa eğer, o siyasetçilerin hiçbir siyasete dair ya da yurttaşa dair saygısı, sevgisi, kendi kişisel geleceklerine dair planları, programları yok mu? Kimseye itham etmiyorum ama Ankara kulislerinde bu konuşuluyor, bizim programımıza da yansıyor. Bu iş böyle yürür mü siyasette? Şöyle, şimdi tabii hani sadece bugünün perspektifiyle baktığımızda yani bu şekilde gitmez denebilir. Aslında AKP'nin bugüne kadar geldiği nokta sevgili Çoban, hani geçmişte bu tür dara düştüğü anlarda her yönteme başvurmak AKP için bir gelenek olmuştur. Örneğin Namık Kemal Zeybek geçen günlerde hani sözcü televizyonda konuşurken dedi ki Numan Kurtulmuş'un neden AKP'ye geçtiğini sormuştum yıllar önce. Çevresi dedi ki partinin çok borcu vardı, ödediler geçti Has diye bir bilgi Parti. de verdi. Evet. Has Numan Parti'nin Kurtulmuş. borcu mu ödenmiş? Hayır. Halk Parti'nin tabii Halk Has Parti'nin borcu Parti. ödenmiş. Bu da sevgili Namık Kemal Zeybek'in canlı yayında açıkladığı bir bilgiydi. Yani geçmişte yapılanı anımsatmak istiyorum. Evet. Şu anda AKP içinde dört tane genel başkan var sevgili Çoban. Yıldırım Tuğrul Türkeş, Aydınlık Türkiye Partisi Genel Başkanı. Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Başkanı. Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkanı. Yani bu kişiler biraz filizlendiklerinde Erdoğan dedi ki partiyi kapat anahtarı getir dedi. Partiyi kapat anahtarı getir. Karşına da şu dedi. Zaten şu andaki tabloda hepsi görülüyor. Bunlar son anda böyle birden vahiy geldi de en doğru yol orası diye mi geçtiler? İşte Evet. bunların yapıldığına baktığımızda, neler geçmişte olabildiğine baktığımızda şimdi bunların da olmayacağını söylemek mümkün değil. Evet, çok haklı. Artı buralardan sonuç alınır mı alınmaz mı? Bu kime bağlı biliyor musunuz sevgili Çoban? CHP'ye bağlı. Eğer CHP bu tabloyu net bir şekilde ortaya koyup hani evet oradan bekliyoruz. CHP'ler bazen şu anda kadrolarda yönetim kadrolarındaki arkadaşlar mesela bu tür durumlarda bazen bozulabiliyorlar. Ya her şey CHP'den bekleniyor. Yapıyoruz ama görülmüyor. Öyle değil olay. Gönül umduğundan bekler. Şimdi başka bir seçenek de kalmadı. Başka bir yol da kalmadı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu ülkeyi yönelteceği, çıkaracağı yönü bu ülkeyi çok ikna edici bir şekilde aktarmak Evet. durumunda. Buna mecbur durumda demiyorum sevgili Çoban. Buna mecbur. Aksi halde AKP'nin başvuracağı yöntemler işte sokak konuşmacılarına uyguladığı yöntem olur. Eğitimde daha da daraltma ve cendereyi kapatma yöntemi olur. Ve çok net bir şekilde fakirden alıp zengine vererek fakirleri daha da fakirleştirip düşünemez hale getirmek olur. Oraya gidiyoruz sevgili Çoban. Evet. Zaten önemli ölçüde gittik. Ama şimdi durdurmaya çalışıyoruz. En büyük dayanağımız ne? 31 Mart. Erdoğan'ın en büyük hedefinin 31 Mart'ı yok etmek, ortadan kaldırmak. Bir süre yine sizinle konuşmuştuk. Erdoğan'ın amacı 31 Mart sürecini Evet. geri itmek, 2 Mayıs'ı öne çıkarmak demiştik. Neyse 2 Evet. Mayıs Erdoğan özel görüşmesiydi. Görüşmesi. Şimdi tabii bu çerçeve içinde en cevap beklediğimiz ve net konuşması gereken kişi o milletvekilleri Selçuk Özdağ'ın değerlendirmesi ayrı konu. Tabii ki hani Selçuk Özdağ'ın değerlendirmelerine de saygı duymak gerekir. Kişisel yorumudur. Ancak biz Davutoğlu'ndan
bir yanıt bekliyoruz. Bu arada görüşme başlamış. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde ziyarette, sonra basının karşısına çıkılıyor. Herhalde bir gazeteci Ahmet Davutoğlu'na ortalığı karıştıran bu iddiayı, iddia diyorum ama partinin içerisinden bir isim söylemiş durumda. Siz de dediniz Mustafa Nedim Yamalı çıksın konuşsun diye. Bu iddialar sonrasında bir yanıt verecektir. Peki sizce Davutoğlu AKP'ye döner mi? Tüm partisini toplayıp. Şimdi tabii Davutoğlu'nun da siyasi çizgisine baktığımızda anımsayacaksınız 2015 seçimlerinden sonra 2016'da Davutoğlu bir saray darbesiyle görevinden alındı ve dedi ki hiçbir baskı görmedim, AKP'nin aleyhine hiçbir adım atmayacağım, bu söyledi kendisi ver. Daha sonra Gelecek Partisi'ni kurdu. Hani siyasette kusura bakmasın Zahit Davutoğlu, bu zikzakları yapan kişi, yani şu anda insanın aklına bu aşamadan sonra da bunun anlatımı çok çok zor olmaz Davutoğlu açısından. Yani stratejik sığlık mıydı kitabının adı? Stratejik derinlik. Ha, derinlik sığlık pardon, dedi. Sığlık yanlış kalmış aklımda. Şimdi o kitabında da işte söylediği her şeyin tersini yaptı büyük ölçüde. Hakikaten siyasette hani bu da oldu dediğimiz, bakalım bundan sonra ne olacak dediğimiz bir süreçten geçiyoruz. Ben Davutoğlu'nun toplumu gerçekleri tam söylemediği süreçlerde soyadından D harfini kaldırdığımda bana kızmıştı. Tabii ki insanların soyadlarıyla oynamak özünde çok hoş değildir. Yapmamak lazım. Ama hak ederse de yapmak lazım. Davutoğlu konuşmazsa baştaki D harfini ben kaldırmaya hazırlanıyorum. Kendisine de ilanen duyurmuş olayım. Bakalım konuşacak mı? Biz bekliyoruz. Hatta sizinle birlikte bekliyoruz. Görüşme ne kadar sürecek sürmeyecek bilmiyorum ama çok önemli şeyler söylediniz Sayın Balbay. Bir, bu daha önce paylaşılmış olan bir bilgi dediniz ama ben tekrar söylemek isterim. Numan Kurtulmuş partisinin borcunun kapatılması karşılığında AKP'ye geçti. İki, AKP'de bir transfer dönemi var, transfer hazırlığı var ve en az 500 milyon lira bütçe AKP bunun için ayırdı dediniz. Peki soruyorum, evet, parayla, bir kriz bilgisi var. Evet, Ankara'da konuşuluyor dediniz. Ateş olmayan yerde çok da duman çıkmıyor siyasette galiba baktığımızda. Yani çünkü bunu besleyen doneler de var sevgili Çoban. Şimdi bu böyle bir partiye geçmek için, yani şu anda iktidarda hatta dardaki bir partiye geçmek için bir gerekçe olması lazım. Yani çok iyi ülkeyi ancak o ferahlığa çıkartabilir mi diyorsunuz? Bir ekonomik program getirdi ki millet bundan büyük çok memnun mu diyorsunuz? Bir bilelim. Yani ne diyorsunuz? Peki. Şimdi, tabii. Peki şimdi bir kenarda o 500 unutmayın. Şey daha, buyurun. Şöyle ki geçen hafta Murat Kurum Şanlıurfa'ya gitti biliyorsunuz. Evet. Murat Kurum'un Şanlıurfa gezi sırasında bir de ayrı AKP heyetinin gittiği konuşuluyor. Ben bunu Şanlıurfa'da siyaset yapanlardan öğrendim. Geçen günlerde dedim kitap günlerindeydim. Oraya gelmiş Şanlıurfa'dan hani işte siyaset yapan insanlar da vardı. Ve biliyorsunuz sarayın danışmanı olan Kasım Gürpınar ayrılmıştı, istifa etmişti ve Şanlıurfa yeniden Refah Partisi belediye başkanı adayı olmuştu ve kazanmıştı. Evet. Şimdi onun AKP'ye geçmesi için olağanüstü kulis yapıldığı, baskı yapıldığı konuşulmakta. Bunun da altını çizelim. Bir kulis ve olağanüstü bir kulis ve baskı AKP'ye geçmesi için yapılıyor. Peki 500 milyon lira bütçe ayırmış AKP. Parayla transferi hedefliyorsa eğer. Şimdi siz diyorsunuz ya kulislerde konuşuluyor. Böyle bir durum var. Parayla transfer. Şimdi biz milletvekili adı üzerinde milletin temsilcisi. Hatta ve hatta bazı partilere baktığımızda CHP sıralarından oraya geçtiler. Şimdi birden AKP'ye hiç oy vermeyecek kişilerden alınan oylarla AKP'ye geçilmesi ne kadar ahlaki, etik? Parayla transfer bir suç değil mi Sayın Balbay? Yani bu nasıl olabilir? Yani bir şekilde bir rüşvet veriliyor anlamına gelmiyor mu bu? Çok yüz kızartıcı bir şeyle de karşı karşıya kalınmıyor mu orada? Bu ödemeler nasıl yapılır şimdi? Makbuz mu kesilir? Allah aşkına nasıl olur? Bir kayıt dışılıkla söz konusu olmaz mı?
Şimdi biliyorsunuz geleneksel bir söz vardır. Bu işin belgesi olmaz diye. Türkiye'de ne yazık ki yani bu tür parti değiştirmeler, saf değiştirmeler sırasında konuşulan gerekçeler geçmişte de çok gündeme gelmişti ve bunun hani belgesi şudur, işte zabıtla verdiler gibi bir şey de mümkün değil. Ama şu da var, şunu da söyleyelim. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisi sıralarından seçilen milletvekillerinin şu andaki tabloda yeniden meclise girmeleri mümkün değil. Sonraki Bu tür süreçte sözler önümüzdeki tabii. genel seçimde değil mi? Tabii şu andaki an itibariyle bu tür sözlerin de konuşulduğu söyleniyor. Yani bence sıra pazarlığı da eğer rüşvetse siyasal rüşvet. Yani seçilme garantisi pazarlığı da aynı zamanda bence bu planın içine girer. Yani şimdi bütün bunların yanına ben şunu da koymak istiyorum sevgili Çoban. AKP ile MHP arasında zaman zaman gerilim yaşanıyor. Bunu biliyoruz. İşte iki lider görüşüyorlar ve aşılı diyorlar. Ama örneğin Can Atalay konusunda Erdoğan'la Bahçeli'nin gelinen noktada aynı düşünmediği konuşuluyor. Yani bu da belki de Can Atalay ile ilgili bir karar alınacak. Yani MHP buna karşı çıkacak. Sanki AKP şöyle bir sürece de kendini hazırlıyor olabilir. MHP'de de bir eriyiş devam ediyor. Onun yerine alternatif olabilecek bir güç yaratma. Diyelim MHP'nin milletvekili sayısı kadar bir milletvekili çekebilir mi? Şimdi Meral Akşener'le anlaştınsa çekebilir. Çünkü Meral Akşener şu anda seçildiği milletvekillerinden yaklaşık 10 kadarı partiden ayrıldı ama bir gövde duruyor İyi Parti'de. Ve Meral Akşener'in Erdoğan'la bilmiyorum bizi de mahkemeye verir mi ama partiyi AKP'ye taşıma konusundan prensip olarak bir hani yaklaşım birliğine vardıkları konuşuluyor. Yani şimdi burada hani böyle bir süreç içinde MHP'nin yerini yani yine merkez sağın içinden bir başka şekilde doldurma arayışını da Peki. bunun yanına koymak Şimdi benim lazım. aklıma acayip acayip şeyler gelmeye başlıyor siz anlattıkça Sayın Balbay. Partiyi AKP'ye taşıma konusunda prensip olarak bir anlaşma içinde olduğu Meral Akşener'in dediniz. Meral Akşener şu Evet. an bir partinin genel başkanı değil. Hangi partiyi AKP'ye taşıma noktasında prensip anlaşması bu? Ben şöyle diyebilirim. Meral Akşener bir partinin genel başkanı değil ama en az 20 İyi Partili milletvekilinin genel başkanı. Peki bugün Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti'nin şimdiki genel başkanı, AKP'ye geçecek gündemiyle yer bulan Gelecek Partisi genel başkanını neden ziyaret ediyor? Ne konuşuluyor olabilir şu anda? Şimdi tabii orada Musavat Dervişoğlu'nu ben tanıyorum. Genel anlamda Dervişoğlu'ndan şu aşamada görünür tabloda hani bir AKP'ye geçiş ya da hani benzer bir şey en azından beklemiyorum. Ha duyarsak şaşırtıcı mı olur? Evet. Mümkün değil diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü artık iş o noktaya geldi. Siyasette hani klasik deyim var ya bütün kartlar karıştı yeniden karılıyor falan. Bir defa satranç masası sarsıldı. Yani neyin vezir mi devrildi, piyon mu devrildi? Vezirin yerine geçen piyon kendini şampiyon mu sanıyor? Yani bunların hepsinin konuşulduğu bir sürecin içindeyiz artık. O nedenle ben çok hareketli bir sonbahar bekliyorum. Ve bütün bunların içinde şu anda çok gündemde değil ama hani geçmişte Kemal Bey hatırlar mısınız? MİT de CHP'nin içinden elini çekmiyor demişti. İki defa böyle bir demeç vermişti Kemal Bey. O el çekilmiyor. Yani genel anlamda muhalefeti yönlendirme anlamında ve tabii MİT Milli İstihbarat Teşkilatı Türkiye'nin güdüde bir kurumu. Hani bizi izleyenler MİT muhalefeti imha teşkilatı mı diye düşünmesin yani. Hani muhalefeti imha teşkilat diye bir açılımı olamaz MİT'in. Yani hani olmaması gerekir. Aklımıza dahi gelmemiş olmalı böyle bir şey. Muhalefeti imha teşkilatı gibi bir şey. Ama hani geçmişte Kemal Bey'in böyle bir demeci iki defa verdiğinin de altını çizelim. Yani bütün bunlar her şeyi gebe bir sürece girdiğimizi gösteriyor sevgili Çoban. Yani o yüzden ben topu bir şekilde hani CHP'nin sorumluluğuna atmış oldum. Önümüzdeki hafta muhtemel Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüzük kurultayını daha sık daha yoğun Tabii ki. konuşuyor olacağız. Tabii Yani ki. bu süreçte ben
Cumhuriyet Halk Partisi'ne ilişkin herhangi bir hani bir harekat, kuruş harekat benzer bir şey beklemiyorum. Ama AKP'nin aklından geçer mi? Geçer. Evet. Sayın Balbay, şimdi Mehmet Metinler'in bir tepkisi oldu. Gelecek Partisi'nin gündemi birden AKP'ye geçmek olup öne çıkınca dedi ki diktatör ve tek adam oldu dediğiniz Erdoğan, o eski Erdoğan. Şimdi bakıyoruz, Erdoğan eski Erdoğan. Bunca şeyden sonra sadece siyasi gelecek için de diyemeyiz. Ayrılmış olan bir 500 milyon lira bütçesi varsa AKP'nin transfer için. Ortaya tek bir gerçek mi çıkıyor acaba? Şimdi kimseye itham etmiyoruz. Ankara kulislerindeki o önemli gündemi siz yayınımızda söylediniz. En az 500 milyon lira transferler için AKP ayırmış. Daha önceden Uman Kurtulmuş Partisi'nin borcu karşılığında, kapatılması karşılığında AKP'ye geçmiş dediniz. Erdoğan o eski Erdoğan. Eleştirdikleri Erdoğan ve pek çok isim CHP sıralarından girmiş isim. Bir yere bunu oturtmakta zorlanıyorum çünkü çok ahlaki bulmuyorum. Dolayısıyla siyasette her an her şey olabiliyor sizin sık sık söylediğiniz gibi. Bunu da biliyorum. Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarını da bekliyoruz bir yandan. Ama ne kadar ahlaki, yurttaş, seçmen nasıl karşılık verir? Bundan sonraki siyasi geleceklerine dair hiçbir kaygıları yok mu? Yurttaştan da mı çekinilmiyor eğer böyleyse diye sormam gerekiyor. Tabii bunlar herhalde bir açıklama yapacaklardır geçerken. Hani kendilerinin bir mantıklı bir hem belediye başkanları hem milletvekilleri. Burada belediye başkanları şöyle dayanakları şu oluyor belediye başkanlarının. Biz yatırım yapamıyoruz. Şehrimize yatırım gelmesi için iktidar partisine geçmeye mecburuz gibi bir gerekçe. Hangi partili uygular. Belediye başkanlarının olabileceğini düşünüyorsunuz yarın açıklanacak olan? Ben iki tane yeniden Refah Partili bekliyorum. Ya. Yeniden Refah Partili bekliyorum. Bir tane yine Saadetli bekliyorum. Yani kalanların biraz İyi Parti'den bekliyorum. Yani ağırlıklı olarak yani hani belediye başkanlarının. Ama milletvekillerinde demek ki o pazarlık sürüyor. Benim aldığım sayı yani 11 bulabilir şeklindeydi. Ama hani şu aşamada 2'yi doğruladılar. Zaten Hamza Dağ da artabilir dedi dikkat ederseniz. Evet, yani, evet, evet. Artabilir. Peki dedi. Siz 11 bilgisi aldım diyorsunuz. Hangi partilerden? Ağırlıklı olarak İyi Parti. Hı hı. Tabii Gelecek Partisi iki partiden yoğun bir şekilde. Deva'da Babacan'ın bir şekilde kendince katı durduğu söyleniyor. Hı hı. Ve kendi milletvekillerinin de sürekli temas halinde olduğu ve katı durduğu söyleniyor Deva Partisi'nde. Orada çözülme olursa toptan olur zaten. Blok halinde olur. Hı. Orada bir çözülme olursa. Ama Gelecek Partisi şu anda orada surda delik açılmış yani. O anlaşılıyor. Açıklamalardan da anlaşılıyor. Davutoğlu'nun suskunluğundan da anlaşılıyor. Burada tek kamuoyuna anlatabilecek bir gerekçe olmaz bu. Ama dayanakları sanıyorum AKP'nin de onlara önerisi. Yani bir anayasa yapacağız ki Türkiye'yi böyle her türlü dardan kurtaracak. Yani siyasi tarihimizin 1/5'i bu iktidar döneminde geçti sevgili Çoban. Evet. Yani ne istediler de hakikaten yapamadılar iktidarda. Ne istediler de hangi kurum buna engel? Yani o anayasa değişikliğini şu anda önümüzdeki dönem gündeme getirecekler. Tek şey ona dayandırabilirler diye ben görüyorum. İşte biz böyle bir anayasa istiyoruz. Böyle bir anayasa konusunda biz ikna olduk. Biz anayasayı hep ama yasa, ara yasa gibi şeyler kullanırdık. Bana yasa diye tabirler de kullanırdık. Belki de para yasa olacak yani. Ya peki şimdi 11 milletvekilinin AKP'ye geçeceğini duydum dediniz. Aralarında İyi Parti ve Gelecek Partili vekiller olduğunu ben duydum dediniz. Ne tesadüftür ki İyi Parti'nin genel başkanıyla Gelecek Partisi'nin genel başkanı şu dakikalarda görüşüyor. Açıklamayı bir yandan bekliyoruz. AKP'nin 500 milyon lira bütçe ayırdığı bu transferler için konuşuluyor diyorsunuz. Peki gelelim Meral Akşener konusuna.
ki Meral Akşener'e dair de önemli şeyler söylediniz. Partiyi AKP'ye taşıma konusunda prensip olarak anlaştıklarını duydum dediniz. Hangi partiye, hangi partinin genel başkanı dedim. Yine bir İyi Parti'ye giden süreç var. Şimdi Meral Akşener çok kızgın, çok öfkeli. Öyle görünüyor. Üstelik kendisiyle ilgili iddialara ve söylenenlere basın yoluyla gazetecilerin karşısına çıkarak değil, hukuki yollarla yanıt verme girişimi içerisinde olacağı da belirtiliyor. Dün yine biz yayınımızda, gece yayınımızda, akşam yayınımızda Tele1 ekranında konuştuk ve önemli başlıklar var burada. Örneğin şimdi Ümit Özdağ'ın sözleri, 2018 yılına dair iddiası, partinin anket çalışmalarını yapan şirketin başkanı bana dedi ki diyor, başlıyor, dinlenemeyen odada Meral Akşener konuşmuş. Çok özür dilerim, seçime bir ay varken bana nedenini sorma, adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz demiş. Kim? Erdoğan. Şimdi böyle bir iddia var. Meral Akşener diyor ki Ümit Özdağ ceza ve tazminat davası açacağım. Ümit Özdağ'ın o valiz valiz paraları çok sever Meral Akşener sözlerinden ötürü de tek tek açıklayacağız demiş. Şimdi bir şeyleri açıklayacağını söylüyor. Ümit Özdağ ile bilinmeyen çok şeyi anlatacağım diyormuş Meral Akşener. Şimdi o valiz valiz paraları Meral Akşener çok severden ve adamı Cumhurbaşkanı seçiyoruz lafından buralara geldik. Ne açıklayabilir Meral Akşener? Ne oluyor Sayın Balbay? Şimdi tabii bu da hakikaten şimdi yeni bir durum olunca doğal olarak eskiden konuşulan bölük pörçük bilgiler birleşiyor ve bir kıymet haline geliyor. Evet. İyi Parti'de listelerin belirlenmesinde önemli ölçüde genel merkezin tabii ki kararı belirleyici oldu ve İyi Parti'den seçilen milletvekillerinin, ne olur yanlış anlaşılmasın, hiçbirini töhmet altında bırakmıyorum, hepsinin çok farklı kişiler olduğunu görüyoruz. Hı hı. İş adamı, tüccar, müteahhit, hepsi çok farklı kişiler maşallah. Yani biz alın teriyle kazandıktan sonra servet düşmanı değiliz. İnsanlar kazansınlar ki yatırım yapsınlar, insanlar işe girsinler. Ama bu yönde ve liste başlarının da yani herkesin karınca kararınca yani işte bu partiye de katkıda bulunduğu hep konuşulan bir şey. Ve tabii yine provokatif bir şey söylemek istemem sevgili Çoban ama İyi Parti'ye özel kamuoyu araştırması yapanlar bunun bedelini nasıl aldıklarını da kamuoyuna açıklamak durumunda diye ben. Nasıl aldılar acaba? İyi Parti %20'nin üstüne çıkaranlar. Ha, o süreci biliyoruz. Yani %20'nin üstüne çıkaranlar. Yani o dönem içinde de hani bir şekilde açıklasınlar. Biz kimseyi töhmet altına bırakmayalım. Siz de dikkatli bir dil kullanıyorsunuz. Hı-hı. Bu işi yapanlar korkmuyor. Dikkat etmiyor. Ama biz onlarla ilgili bir şey söylerken aman yanlış anlaşılmasın gibi hakikaten biz biraz hani ilginç bir duruma düşüyoruz. Biliyorsunuz güzel bir söz vardır Anadolu'da. Hırsıza hırsız deme çuvalı başına geçirir derler. O yüzden de sözlerimize biz dikkat ederek söylüyoruz ama aklımıza da sorular geliyor ve sormak zorundayız da. Evet. Eğer her şeyi açıklayacağım dediyse her şeyi açıklasın. Her şeyi açıklasın. Her şeyi açıklayacağım dediyse her şeyi açıklasın. Sayın Balbay, siz biliyorsunuz ben çok şüpheci bir insanımdır. Artık sorularımdan da... Güzel bir değil şey. Değil mi? Sorularımdan da teşekkür ederim. Sorularımdan da fark ediyordur izleyicilerimiz. Her şeyin bir bağlantısı olduğuna ve o bağlama oturtmaya ihtiyacımız olduğuna inanıyorum. Şimdi... Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik de bir dava girişimi olacak Meral Akşener'in. O da dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu, Akşener'i sarayda görünce doğrusunu isterseniz şaşırmadım. Yaşadığımız bu topraklarda maalesef ihaneti de görebiliyoruz. Meral Akşener ne diyormuş? Bizim Erdem Atay, gazeteci Erdem Atay dün ekranımızda anlattı. Altılı masada ne olduysa hepsini anlatacağım ama gazetecilere değil. Yani soru yanıt yok yine dava yoluyla. Anlatacağım diyormuş Meral Akşener. Şimdi ben dün yayında da bu soruyu sordum. Biz gerçeklerin diyorsunuz ya Akşener anlatsın ama her şeyi anlatsın diyorsunuz. Her şeyi anlatsın biz gazeteciler olarak her şeyin doğrusunu bilmek istiyoruz. Şeffaf olunmasını istiyoruz.
Amma ve lakin dün dedim ki Akşener'in bu hamlesi en çok kimin işine yarayacak? Çünkü bana sorarsanız Erdoğan'ın işine yarayacak. Şimdi Erdoğan'a o görüşmeden sonra hani 2018'de eğer öyle dediyse masadan kalkıp oturmayla vesaire seçimin kaybedilmesine neden olduysa Erdoğan'a yarayacak hamlelerine devam ediyor mu acaba? Sorusunu sorduğumda bana kimse dün katılmadı ama siz dediniz ki partiyi AKP'ye taşıma konusunda prensip olarak anlaştı. Yahu ben taşları yerine yanlış mı oturtuyorum acaba? Yok, bence doğru oturtuyorsunuz. Akşener Erdoğan'ın etrafındaki mayınları temizliyor. Gibi görünüyor çünkü. Evet, olası mayınları temizliyor. Erdoğan'ın dışındaki muhalefeti karmaşık hale getiriyor. Muhalefeti kendisiyle boğuşur hale getiriyor. Bu da bir siyaset. Hani vardır siyasette, beni sevmen gerekmez, benim işime yara yeter. O yüzden bu hani buna benzer başka sözler de var ama Rütük kanalıyla Tele1'in sağlığına bir şey olmasın. Burada kesmiş olalım buradaki değerlendirmemizi. Ama Meral Akşener'in eğer yakın geçmişte her şeyi açıklayacaksa ben sadece şunu 3 Mart ve 6 Mart çok konuşuldu biliyorsunuz. 3 ve 6 Mart 2023 şöyle ki 3 Mart'ta masadan kalktı, partinin genel merkezini giderken yüzlerce kişi genel merkezde Meral Hanım'ı karşılamaya hazırlanıyordu. Hı. Nereden biliyorlardı? Evet. Anımsayın o sahneyi. Evet. Meral Hanım daha toplantı devam ederken genel merkeze akın başlamıştı. Evet. Nereden biliyorlardı? Yani çok soru var. Eğer hakikaten Meral Hanım konuşmaya başlayacaksa her şeyi açıklasın derken biz bunun altını özellikle çizelim. Ama tabii Meral Hanım bence bunca töhmeti bir kenara koysun, oğluyla ilgili de her şeyi açıklasın. Hatta basın toplantısına oğluyla çıksın. Ama basın toplantısı yapmıyor çünkü siyaseti bırakmış. Mahkemeye oğluyla gitsin. Oğluyla gitsin. Evet. Evladıyla gitsin, oğluyla gitsin. Oğlunu Allah daha çok versin. Gani gani versin. Gündem olmuştu yani oğlunun. Hangi ticareti yapıyor onu da bilelim. Çünkü bunlar konuşulan şeyler. Meral Hanım madem bu tür şeylerden rahatsız, çözelim bunların hepsini. Ama hepsini topladığımızda bu siyasette AKP'nin şöyle bir prensibi var sevgili Çoban. Ekonomi konuşulmasın da ne konuşulursa konuşulsun. Uzun süredir yani kendi içlerindeki yola çıkış haritalarındaki birinci madde neredeyse bu. O konuşulmasın, ne konuşulursa konuşulsun. Bir de ekonomi konuşulacaksa tek sorumlunun Mehmet Şimşek olduğu konuşulsun. Herkes faturayı şimdi ona kesiyor. 3 ay sonra bir şey oldu Mehmet Şimşek, mesela ekonomi daha kötüye gitti ki bugün kamu genel rakamlar biraz o yönde. Diyecekler ki Mehmet Şimşek ayrılmak zorunda kalacak. Erdoğan'ın şu demeci vereceğini adım gibi biliyorum. Sorumluluk verdik. Eline her türlü yetkiyi de verdik. Yapamadı. Evet. Örneklerini gördük. Tabii. Devam edecek. Tabii. Yani bu sürecin hazırlığını da ben hissediyorum. Önümüzdeki dönem itibariyle. Çünkü artık en son Merkez Bankası Başkanı ki işte geçen Perşembe açıklamalar yaptı. Ya bugüne kadar özellikle son 4-5 yıldaki hiçbir tahmini tutmamış bir Merkez Bankası diyor ki bu yıl sonu enflasyon %38'de kalacak diyor. Yani bunun böyle yıllık enflasyon %38'de kalması için son birkaç ayın artık eksiye düşmesi lazım. Ha TÜİK yapar mı? Yapar. Ama Tam onu söyleyecektim. Yani bir de şunu vurgulayalım sevgili Çoban. Buyurun. Artık siyaset genel anlamda artık toplum o hale gelmiş ki neredeyse kendi eylemini kendi yapar. Toplum bir siyasetin önüne geçer hale geldi. Ben traktör eylemini biraz buna bağlıyorum. Karacabey'de bir kilo domatesin 1 liraya kadar düşmesi, düşünün yani manavda 50-60 lira domates, yani 1 liraya kadar düşmesi karşısında baktılar çağırıyor, gittiler kendi işte eylem otoyola çıktılar. Şimdi Türk İş bile 20 Ağustos'ta
yığınsal bir açıklama yapmak zorunda kaldı. Türk İş'in açıklaması şu, çok komik. Enflasyon düşerken hayat niye pahalanıyor bilmiyoruz diyorlar. Ya. Yani idari bir şey demeyi de korkuyorlar. Enflasyon düşüyor tamam diyorlar, bunu kabul ediyoruz ağam diyorlar. Ağam sen büyüksün diyorlar. Evet. Ama biz bu hayat pahalılığından da bıktık, bir şey yapalım diyorlar. Hı hı. Onlar bile bu aşamaya geldiyse topluma kulağını vermeyip, kulağını dayamayıp, biraz önce bizim de dakikalarca irdelemek durumunda kaldığımız bu siyasal hesaplar içine girmek. Tabii. Hakikaten yani bence bu siyasal suçtur bu. Siyasal suçtur siyasal bu. Suç. Eğer böyleyse evet gerçekten öyledir. Bakalım şimdi Davutoğlu hala çıkmadı Sayın Balbay. Biz takipteyiz. Çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bilgiler, kulis bilgileri paylaştınız. Vurgulayalım, yanıt vermek olursa yayınımız açıktır. Kulis bilgilerini Mustafa Balbay paylaştı. Ben sorularımı sordum. Taşlar yerine oturunca ortaya çıkan tabloyu anlamaya çalıştım. Şimdi sokak röportajlarına da ceza veriliyor ya, tutuklanılıyor ya, soru sormak orada suç da değildir. Bence, orada da bence şey yok. Son şey, hakaret yok. İki diyor. Defa dinledim o röportajı. Diyor, yayın yasağını savunanlar diyor. Evet. Hani bir topluma hakaret yok, kitlesel bir hakaret yok. Yayın yasağını savunanlar diyor. Hani İsrail'deki, hakikaten İsrail'de Gazze'ye yapılan bir soykırımdır. Ama AKP'nin şu anda Türkiye'yi planladığı bir yayın kırımdır. İnternetin yayın yasağı, kırımı. Sokak röportajlarını yasaklamam. Bu tehditler bir yayın kırımdır. Sayın Balbay çok teşekkür ediyorum. Bakalım Ahmet Davutoğlu bundan sonraki süreçte saat diliminde konuşacak mı? Biz bekliyoruz. Sağ olunuz, bizimle oldunuz bu salı günü de, salı buluşmalarımızda. Çok teşekkür ediyorum size. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olunuz. Sevgili izleyenler, Cumhuriyet Gazetesi yazarı Sayın Mustafa Balbay ile konuştuk. Çok önemli kulis bilgileri paylaştı. Biz yine anlamaya çalışacağız. Biz yine soru soracağız. Bir bağlama oturtmaya çalışacağız.